Musul'la ilgili bir politikamız bizim esasen ne olduğu çok şüpheci. Bir politika var mı doğrusu, o da tartışılır. Politikadan benim anladığım bir politikanız olur. Olaylar başlamadan önce olayları sezersiniz, ne yöne evrileceğini, ona ilişkin bir siyaset hazırlarsınız. Olaylar gelişir, o olayları siz de bir aktör olarak o hazırlamış olduğunuz siyasete göre yönlendirirsiniz, geliştirirsiniz ki sonuçta sizin hazırlamış olduğunuz plan çerçevesinde bir şekil alsın o bölge. Ama bizim böyle bir proaktif bir siyasetimiz yok. Biz reaktifiz. Yani olaylar oluyor, gelişmeler oluyor, planlar yapılıyor. Biz dışarıda kalıyoruz. Sonra bir anda balıklama atlayıp olaylara müdahale etmek istiyoruz. Esasen olaylar başladığında biz yokuz. Yani gündemimizde yok Musul. Yani Musul'un işgal edildiği 2 yıldır Musul işgal edildi. Ondan önce Saddam devrildikten sonra Irak'ın aldığı şekil konusunda yani Kerkük'ün statüsü, Musul'un telafer bu konular hiç Türkiye'de doğru dürüst tartışılmadı. Bir zamanlar Kerkük kırmızı çizgi olarak ilan edildi. Ama şimdi işte bu IŞİD belasıyla birlikte Kerkük'ün fiili kontrolü Peşmerge'nin eline geçti ve bölgesel Kürt yönetiminin eline geçti. Ve bu konu hiç değinilmedi. Yani bu konuya şu anda hiç değinilmiyor. Hep böyle Musul, Musul, Musul deniyor ama asıl bizim kırmızı çizgi olan Kerkük gitti, bitti yani. O tarafa doğru gitti. Kürtlere peşkeş şekilde. Yani olan bu. Irak hükümeti kabul eder, etmez, oraya tekrar direnir, direnmez bilemiyoruz. Ama şu an itibariyle haritaya bakın, Kerkük şu anda Peşmerge'nin güvenlik alanı içerisine girdi. Musul, Dicle Nehri'nin doğusu, bölgesel Kürt yönetimine geçiyor. Aynen Fırat'ın doğusunun PYD'nin eline geçtiği gibi. Bunlar artık coğrafya yeniden şekilleniyor. Bizim coğrafyamızda yeni oluşumlar çıkıyor. Devletlerin şekli değişiyor, toprakları değişiyor. Alt unsurlar devletleşmeye dönük bir hareket içerisinde yani alt unsurdu bir zamanlar. Şimdi devlet gücü kullanıyorlar. De facto devlet gücü kullanıyorlar. Coğrafyada çok büyük değişimler var. İnanılmaz bir değişim var ve biz bu değişimi okuyamıyoruz. Türkiye bu olayların neresinde? O konuda çok soru işareti var. Musul'da bir operasyon var. Musul kurtarıldı diyelim. Ne olacak yani? Türkiye diyelim ki örneğin şu anda Türkiye izin verdiler. Türkiye hem hava operasyonlarına katılıyor. 20 tane uçakla katılıyor diyelim. Ve örneğin bir Tugay'da asker kullanıyor. Bütün Haçlı vatanilerde kontrolünde. Peki ne yapacağız? Yani bizim yani Musul'u kurtardık güzel. Ama ne yapacağız siyasi olarak? O bağ nedir? O yok bizde. Bizim övündüğümüz 1000 yıllık devlet geleneği bu dönemde maalesef bir çöpe atılmış durumda. Bütün tecrübe, bütün gelenek, o bütün öngörü bitmiş durumda. Yani biz yer alacağız. Ya iyi tamam yer al, güzel. Biz IŞİD'e karşı mücadele edeceğiz. Tamam güzel. Peki ama millet şu anda ikinci aşamayı konuşuyor. IŞİD sonrası Musul'un geleceğini konuşuyor. Sen orada ne yapacaksın? Yani onunla ilgili ne tür bir planımız var? O yok. Şimdi bu bir eksikliktir.